Şimdi yağlı boyada ihtiyacımız olacak şövaleler şöyle ayaktan boydan şövalede olabilir. Şu şekilde masaüstü şövalede kullanabilirsiniz. Tuvale gelince tuvalle de ilgili hemen kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şunlara tuvalin şasesi diyoruz. Üstündeki kanvas tuval bezi. Burada tuvali alırken eskiden de gerçi daha çok şu zımba telleri şurada üstte olurdu. Arkada olmasına dikkat ediyorduk. Gerçi şimdi artık çoğunlukla tuvallerde zımba telleri arkada. Kanvas tuval bezi artık genelde astarlı olarak satılıyor zaten bunlar. Bunların da iki tipi var arkadaşlar. Kalın şase, ince şase. Bu ince şasedir. Kalın şase dediğimiz daha geniş, daha profesyoneldir o tuvaller. Şöyle şu kadar parmağımı şöyle göstereyim. Şu kadar daha genişliktedir onların şaseleri. Duvara astığınızda daha önde durur. Yani bunun iki katı gibi düşünebilirsiniz. Şu genişliğin iki katı gibi düşünebilirsiniz. Elimdeki paletlerden birkaç örnek göstereceğim. Bu benim şeffaf paletim. Daha çok akrilik boyada bu paletimi kullanıyorum. Bir de ahşap palet kullanıyorum. Bunu da yağlı boyada kullanmayı tercih ediyorum. Bu palette arkadaşlar palet kağıdı diyebilirim buna. Yağlı kağıt gibi düşünebilirsiniz bunu. Sırada fırçalarımız var. En başta şunu söyleyeyim. Fırçada dikkat etmeniz gereken alırken yeni başlayanlar için bunu özellikle söylüyorum. Fırçanın sentetik fırça alıp fırçanın bu şekilde yumuşak olmasına dikkat edin. Bir de şöyle daha sert fırçalar var. Başlangıç aşamasında bunları kullanmak sizin için çok zor olur. Bunlar daha çok böyle tuvale yoğun bir şekilde boyayı yedirmek için sert fırça iyi oluyor. Ancak onun dışında ilk başlangıçta zorlanırsınız. Böyle bir fırça almanıza önermiyorum. Yelpaze fırça da yine aynı şekilde. Şunlar bakın şu sert kıllı fırçadır şunlar. Şu yumuşak kıllı yelpaze fırçadır. Şöyle bir tane astar atmak için zeminde boyayı geniş zeminlerde özellikle boyayı dağıtmak için böyle kalın bir fırça tercih edebilirsiniz. Set alırsanız setin içinde çok bunlar yoktur. Setin içinde diğer söyleyeceklerim vardır. Bunları harici olarak temin edebilirsiniz. Daha büyük tuvallerde arka zeminlerde çalışmak için özellikle ben onun daha genişini tercih etmiştim. En ince detaylar için kullanabileceğim bir fırça. Genelde şöyle söyleyeyim bunu da bir numara mesela bu Van Gogh'un bir numaralı fırçasıymış. Bir numara alabilirsiniz. Şimdi şöyle kalın bir tane tercih ettiniz. Sonra bu şekilde ince detayları işleyeceğiniz bir numara fırça. Burada şuna dikkat edin. Altını çiziyorum. Aldığımız seri aynı olsun. Bakın şu özellikle güzel bir örnek oluşturdu. Seri verilmiş burada. Birinci seri, ikinci seri vesaire şeklinde. Artı bunlar markaya göre de değişir. Bakın mesela farklı bir marka 8 numarası, 6 numara ve 10 numarayı tercih edin. Bir tane 3-4 numara alabilirsiniz. Arada biraz daha ince olsun diye. 3 numara, 6 numara, 8 numara, 10 numara, 1 numara detay. Serisine göre fiyatlar da farklılık gösterir, ölçüler de farklılık gösterir. İlk etapta alırken başlangıç setlerinde yağlı boya, akrilik boya başlangıç olarak seri olarak hepsi bir paket halinde. Zaten o detaydan kalınına kadar hepsi bir arada var. Onları tercih etmenizi öneriyorum. Onun haricinde bazı fırçaları başka neleri nelerde kullanıyoruz. Bu zamanla sizin tercihinize göre değişecek. Mesela ben bunu nerede kullanıyorum? Bulut yaparken kullanıyorum. Mesela böyle pompon bir fırçayı nerede kullanıyorum? Toz duman yaparken, bulut yaparken vesaire. Daha böyle blur havası verirken bu fırçayla çok güzel veriliyor. Ve fırçaları tercihimize göre hepsini her yerde kullanabiliyoruz. Bir köşeli fırçaya gidip sulu boyada da kullanabiliyoruz. Şöyle bir sulu boya fırçasını gidip yağlı boya ve akrilik boyada da kullanabiliyoruz detayları işlerken. Fırçaların temizliği çok önemli arkadaşlar. Fırçaları burada sulu boya yapıyorsanız fırçaların uçları çok incedir. İnce fırçalar çok çabuk bozulmaya meyillidir. Bilginiz olsun. Onun dışında fırçaları sulu, yağlı, akrilik hangi boyayı yapıyorsanız yapın uzun süre temizlediğiniz su,
terebentin vesaire, bardakta, kapta ne malzeme varsa temizlediğiniz, onun içinde uzun süre fırçalarınızı bırakmayın. Dik olarak bıraktığınız fırçalar yamulmaya başlayacaktır uçları. Şu fırçayı bu hale getiren akrilik boyadır. Akrilik boya bu fırçanın şu diplerini dolduruyor. Şu anda burası bakın çok serttir şu dipleri. Fırçanızı kullandıktan sonra hemen temizlemeyi tercih etmenizi öneriyorum. Fırça temizliğinizde sentetik kokusuz tineri tercih etmeniz gerekiyor. Terebentinde de aynı şekilde kokusuz terebentini tercih etmenizi öneririm. Bir de temizleyici maddeler var, malzemeler var fırça temizliğinde. Bu malzemeler aynı zamanda yağlı boya, akrilik boya, el fırça, kumaş vesaire, onlardan da çıkartmanıza yarayacak malzeme. Resimde en çok boya hazırlarken spatula kullanılır. Çok da güzel işe yarar boyaları hazırlarken palet üstünde. Onun dışında spatulayla resim tabii ki de yapıyoruz. İleride göstereceğim çalışmalarım var benim yıllar öncesinde. Sırf spatulayla yaptığım resimler vardır. Acayip keyifli, eğlenceli olur. Spatula alırken dikkat edeceğimiz şeyler. Set alırsanız zaten başlangıç seti, içerisinde şu tarz bir tane spatula gelecektir. Numarası var. Bu genelde setin içinde çıkan klasik spatuladır. Onun dışında nasıl spatulalar var? Benim çok sevdiğim spatulam çok güzel iş görüyor bu. Özellikle ince resmi yaparken, ince detayları çalışırken çok faydalanıyorum. Sonra şu şekilde kesik uçlu spatula var. Köşeli spatula var. Ve şu şekilde bir spatula var. Bir de bunun yan kesik spatulası var. O şu anda elimde yok. Şimdi birçok fırçada bunu göreceksiniz. Baktığınızda üçü de ne kadar aynı, değil mi? Seri 1, seri 2, seri 3. Bunlar fırçaların kalite detayları. Fırçaların kıllarının kalitesinin detaylarıyla alakalı bir durumdur. Yağlı boyaya başlarken genel olarak elimizde ana renklerimiz artı siyah ve beyaz renkler olması bizim için yeterlidir. Sonra terebentin öneriyorum. Kokusuz terebentin. Terebentini burada boyayı inceltmek için de kullanacağım. Aynı zamanda fırçalarımın temizliğinde de kullanacağım. Burada en klasik kullanılan keten yağı. Keten yağı hızlı kurur. Hızlı kurur. Ancak şöyle, yani yağlı boyanın daha hızlı kurumasını sağlar. Ancak şöyle bir şey var. Zaman içerisinde keten yağı resmin sararmasına yol açar. Resmin parlak olmasını da sağlar. Kimileri resmin daha mat olmasını istediği için tercih etmeyebilir. Onun yerine resmin parlak olmasın, sararmasın diyorsam en pratik, daha uygun terebentini tercih edebilirim. Yağlı boyalar öğrenci tipi boyalar, stüdyoyu daha profesyonel boyalar olarak, bir de artist boyalar olarak seri seri artıyor değil. Sonra bir de şey çıktı şimdi son zamanlarda, böyle daha çok öğrenciler, bir de böyle astım ve benzeri rahatsızlığı olan insanlar için yeni yeni çıkan daha böyle özel seri su bazlı yağlı boyalar. Daha hızlı kurma özelliği falan var onların. Onlar çıktı. Şimdi bakın bunların milimleri falan yazar şöyle. Mesela bu 46 milim. Bunları satın alırken değişik değişik milim tüplerde karşınıza çıkacaktır. Markasına göre de değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Nelerle karşılaşabiliriz? 37-38 milimlik diye geçer. 40 milimlik, 45 milimlik, 60 milimlik, 75 milimlik, 180 milimlik, 200 milimlik ve 225 milimlik tüpler halinde, yani bu şekilde tüpler halinde yağlı boyalar karşımıza çıkıyor. Bunların yanı sıra bir de 500 milimlik kavanozlarda yağlı boyalar var. Onlar daha çok siyah beyaz ana renkler gibi düşünebilirsiniz. Genelde bu yağlı boyaların tüplerin üzerinde o yağlı boyanın özelliklerini belirten bilgiler var. Bu bilgiler işte her pigmentin kuruma süresi, ışığa dayanıklılığı, yani opaklığı, yani örtücülüğü, kapatıcılığı veya transparanlığı, bunları gösterir. Çünkü bunlar her boyada farklıdır. Bir de şey var, boyanın üretildiği pigmentin dış etkenleri, işte ışığa karşı dayanıklılığı vesaire, bunları gösteren işaretler de var. Mesela uzun yıllar benim tablom güneşte, ışıkta kaldı, işte şöyle oldu, böyle oldu vesaire. Nedir? Bunlar artı ya da yıldız şeklinde işaretler olur tüplerin üstünde. Bakın burada iki tane yıldız görüyor musunuz? Bu kiminde yıldız, kiminde artı işareti olarak. Bunda iki tane. Bunda 3 tane
Yıldız var şurada. Nedir bu yıldız olayları üzerindeki yıldız ya da artı olayı? İki yıldız ışık haslığı az, ışığa karşı az. Üç yıldız ışık haslığı orta, dört yıldız ışık haslığı yüksek, yani artı serisi boyalarda olur bu daha çok. 5 yıldız ışık haslığı çok daha yüksek. Bu da artı serisi boyalarda bulunur. Işığa karşı dayanıklılığını, duyarlılığını gösteren iki yıldızım var. Onun yanında bakın şurada yarıdan bölüm. Bu mesela bakın şurada yarısı koyu, yarısı açık. Tuval üstünde yarı kapatıcı, yarı örtücü, yarı opak. Yani bu üç ayrı isimle de anılabiliyor. Bu içi dolu. Bu tam kapatıcı, tam örtücü, opak şeklinde geçer, ismiyle geçer. Bunun içinin tamamen boş olanı transparandır. İçi tamamen boş. Ortada bir çizgi var. İki tane ortadan ikiye bölünmüş. İki boş kutucuk. Bu da yarı transparan şeklinde adlandırılır. Bu nedir? Boyadaki kapatıcılıktır. Şimdi şöyle herhangi bir renk düşünün. Bu rengin tam kapatıcı, tam opak olanını tuvale sürdünüz. Üstüne gittiniz, transparan boyayı sürdünüz. İkisinden de aynı oranda kullandınız. Altta kalan kapatıcı boyaydı, üstteki transparandı. Üstteki boya alttakini kapatmaz. O ilk katta kapatamazsınız onu. Kurutup üstüne bir daha kat atmanız lazım. Hele ki yarı transparansa daha zor kapatır. Yani burada olay şu. Boya ne kadar opak ve kapatıcıysa alttaki rengin üstüne o kadar hakimiyet kurar. Alttaki rengi o kadar kapatır. Boya ne kadar transparansa alttaki rengi o kadar az kapatır. Pigmentleri bir de pigmentlerin de daha detayı var. Bu video oldukça detaylı bir video olacak. Mineral veya organik ya da doğal veya sentetik gibi özellikleri olabiliyor. Bu da fiyat farkını etkiliyor. Ama ne var ki günümüzde daha çok klasik sentetik pigmentler kullanılıyor. Sonra pigmentleri yapışkan hale getirerek üretiyoruz şimdi yağlı boyayı. Pigmentleri yapışkan hale getirerek bir arada tutunmasını, bir bütün olmasını sağlayan malzeme de bağlayıcı malzemedir. Bağlayıcı malzeme diyoruz buna. Bu bağlayıcı malzeme, içinde kullanılan bağlayıcı malzeme aynı zamanda bu yağlı boyanın tuvalle buluştuğunda tuvale yapışmasını sağlıyor. Yağlı boya yapımında kullanılan yağlar buharlaşarak kurumuyor. Havadaki oksijeni emerek kuruyor. O yüzden yağlı boya kullandığımız yerlerde de yaptığımız yerlerde de kuruması vesaire buna göre değişkenlik gösterebiliyor. Keten yağı çok çok kolay kuruyor. Keten yağını az önce bahsetmiştim. Çok hızlı kuruyor ama dediğim gibi sararma etkisi yapıyor. Haşhaş yağı daha böyle hani sararması olmuyor ama haşhaş yağı bildiğim kadarıyla fiyat olarak da daha farklı şeyde daha da keten yağına göre daha da geç kuruyor. Bu yağlı boya çok geç kuruyan bir malzeme olduğu için bir boya olduğu için akrilik boya gibi değil. Yağlı boyanın daha hızlı kurumasını istiyorsak bununla ilgili bir takım böyle yardımcı malzemeler falan da satılıyor. İşte buna kurutucu deniyor, hızlandırıcı deniyor. Değişik değişik böyle isimleri olan malzemeler kullanılabiliyor. Daha hızlı kurumasını istiyorsanız o tarz malzemeleri sanatsal malzeme satan yerlerden temin edebilirsiniz. Markasına göre üstündeki etiketler farklı oluyor tabii ki de. Yağlı boya oluşturulurken en temelde üretim aşamasında pigment, yağ, çözücü, reçine, medyum gibi yardımcılar, malzemeler kullanılıyor. Bunların kalitesi, boyanın ezilme aşaması, üretilirken bu boyanın ezilme aşaması ve boyanın kaç kez merdaneden geçirildiği gibi bu gibi detaylar bu boyaların fiyatını belirliyor. Bir gün sanatsal malzeme satan bir yere girin. İki tane şöyle tüpe bakın. Bir tanesine şöyle yaklaşık olarak 250 TL gibi fiyat verebilirler size. Bir tanesini de 13-15 lira gibi bir fiyat verebilirler. Bunun sebebi budur. Tuval kapatmak diye de bir mevzu vardır. Tuvale bir resim yapmışızdır. Beğenmeyip kapatırız. Akrilik boyayla boyanmış
bir tuvalin üstüne ben yağlı boyayla resim yapabilirim. Ama yağlı boya yapılmış bir resmin üstüne akrilik boyayla resim yapamam, tutmaz, kızınır, çıkar. Sonra akrilik boyayla yağlı boyayı karıştırıp da resim yine yapamam. Çünkü birisi su bazlı, birisi yağ bazlı boyadır. Akrilik boya da kıvamlı, kıvamsız. Mesela şunlar daha kıvamlıdır, şunlar daha sıvıdır. Yağlı boyayla tuvalin üstüne resim yapabiliriz. Duraletin üstüne resim yapabiliriz. Yağlı boya kağıtları da var artık. Onların üzerine de resim yapabiliriz. Sonra çok amaçlı kağıtlarda da kullanabiliriz yağlı boyayı. Akrilik boyayı oldukça fazla yüzeyde de kullanabiliyoruz. Kağıt, defter, tuval, duralit. Ya yani birçok yüzeyde kullanabiliyoruz. Cam, metal, fayans, deri, kumaş. Bu tarz yüzeylerde akrilik boyanın bir değişik türü var. Onu kullanabiliyorsunuz. Şimdi Cadence'de var bu Hybrid Multi-Surface diye bir boya var, akrilik boya. Bunu her yüzeye kullanabiliyorsunuz. Bunların farklı kullanım teknikleri var. İşte kimini bir gün bekliyorsunuz, üstüne yeniden kat atıyorsunuz. Kimini ütürüyorsunuz en son tutsun diye, ya da kimine fön makinesi tutuyorsunuz kurusun diye. Bunlar ayrı detaylar. Bunlara bir başka yerde, bir başka şekilde değinirim, detaylı bir şekilde. Şimdi burada akrilik boyada başka ne var? Akrilik boya çok hızlı kuruyan bir boyadır. Su bazlıdır. Şöyle bir durum var. Yağlı boya çok geç kuruduğu için yağlı boyanın kurumasını hızlandıran malzemeler var. Akrilik boya da çok hızlı kuruduğu için akrilik boyanın da daha yavaş kurumasını sağlayan malzemeler var. Nedir? Ben bu akrilik boyayı paletime sıktıktan sonra üzerine damlalıklı bir şeyle bir damla ondan damlatıyorum. Mesela bu ben henüz denemedim. Gliserin eczanelerden temin ediliyormuş. Akrilik boyayı palete döktüğümde üzerine böyle birkaç damla gliserini damlatırsam paletin üstünde daha geç kurumasını sağlıyormuş. Bunu araştırmıştım. Henüz deneme fırsatım olmadı. Uygun bir zamanda deneyeceğim. Deneyimleri paylaşırım. Burada şimdi bunu göstermek istiyorum. Mesela şu palette de göstereceğim birazdan ben bunu, diğer videomda gerekirse ya da bu videoya eklersem bunda. Kıvamlıdır bakın. Hemen akmaz, damlamaz. Kadensler daha sıvıdır arkadaşlar. Vincent daha katı, kadens daha sıvı. Malzeme tanıtımı ile ilgili videomuz bu kadar olsun. Hadi bakalım bir başka videoda tekrar sevdiğin atölyesinde görüşürüz.